Emin abi, siz çok değerli bir müzisyen ve enstrüman yapımcısı olarak yeni başlayan, öyle, yeni başlayan, perküsyona yeni başlayan insanlar için, çocuk, yani ebeveynler için neyi önerirsiniz? İlk başta neyden başlamalılar? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size ona. Hep sorarlar bize. Bütün aileler de gelir, iri ufaklı çocuklarıyla gelirler. Hep beraber ailecek de bir şey almaya gelirler. İşte hangisinden başlamamız gerekli diye bize de sorarlar. Bu kararı siz kendiniz vermelisiniz. Ben kendim verdim mesela. Bütün müzisyenler kendi vermiştir o kararı. Yani illa müzisyen olmak için bir enstrümanı icra etmenize gerek yok. Bu bir terapidir ya. Bu bir enstrüman, yani müzik yani. Buna mesela işte birçok ritim aletleri vardır, vurmalı çalgı vardır. Hangisinden başlasam, hangisi en kolay diye sorular gelir bize. En kolay diye bir şey yok. Kolayı herkes başarıyor. Neye göre zor, neye göre kolay? Buna sizin karar vermeniz gerekli yani. Ben darbuka mı çalsam, bendir mi çalsam, tef mi çalsam? Ha, bana göre sıralama diye soruyorsan mesela, işte bendir en kolaydır mesela çalması, icra etmesi. İşte bu tutuş şekilleri vardır. Diz üstü, bacak arası ve elde çalınır. Yaptığınız müziğe göre farklı bendirleri vardır mesela. Ama hangi enstrümanı öğrenmek istiyorsanız buna siz karar verirseniz daha iyi olur. Dedim ya, bu sizin arkadaşınız. Bu sizin eşiniz olacak, arkadaşınız olacak. Buna ben karar veremem. Tamam, bu senin eşin olsun. Bu senin arkadaşın olsun. Bu senin sevgilin olsun. Tamam. Buna siz karar verirseniz daha başarılı olursunuz. Yani birilerinin yönlendirmesiyle tamam, hocam öyle istedi, ben de bunu aldım. Olmuyor öyle. Olmuyor. Evet. Sadece benziyor işte, olmuyor. Ben aslında soruyu... Kişinin kendi karar vermesi daha doğru. Ama sorarsanız, sıralama olarak sorarsanız, işte bendir. Daha soft, böyle daha yumuşak başlar. Onun üzerine işte böyle bir tık darbukaya geçebilirsiniz. Çünkü bendirin vuruş tuşları böyledir, böyledir. Darbuka böyle, işte tef böyle, arbane böyle. Parmak yani yapıları... Pozisyonları değişik, biri aşağıda biri yukarıda. İkisi değişik pozisyon. Yani böyle çalan böyle de çalabilir mantığı yok. Sürekli üzerine egzersiz yapmanız gerekli istiyorsanız. İstiyorsanız oluyor zaten o da. Olmayınca olmuyor zaten. Evet, siz karar verdiğiniz zaman daha doğrusudur. Doğru. Emine abi, aslında benim şey, yani burada sormak istediğim soru şuydu. Şimdi ritim öğrenmeden hiçbir şey olmuyor aslında. Çocuklar olmaz. İçin de öyle. Tabii mesela ki. Bir bağlamayı çalmak istediğin zaman bile o kafadaki işte o ritmi bilmeden, o şeyi, notaları duymadan. O yüzden mesela bence herkesin, yani yanlışsam lütfen düzeltin. Herkesin önce bir bendir, o yüzden bunu sormak istedim. Bu soruyu değerli buldum. O ritimle bir buluşması lazım. Kesinlikle doğru. Eğer öyleyse o zaman bendirle. Şöyle diyelim, dünya genelindeki bütün müzisyenlerin altyapısı vardır, ritmi biliyordur yani. Benim birçok arkadaşım, piyasadan tanıdığım, bağlama çalan arkadaşlarım hepsi ritimden geçmelidir. Ritim kulağı olması gerekli yani. Hayatımız ritim. Attığımız adım, aldığımız nefes, kalp atışı, saat, hepsi zaman üzerine. Evet. Bütün müziklerde zaman üzerine yapılır. Bir metronom vardır mesela. Bunun üzerine çalarsınız. Her şey bellidir. Yani zaman ve ritim olmadan asla bir oluşum olmuyor.